Merhaba gençler. Bugün çok hayırlı bir haber hakkında bilgi vereceğim. Başlıktan da anladığınız gibi pedagojik formasyon için işbirliği protokolü imzalandı. Bunun hakkında bilgi vereceğim. Sona kadar izlerseniz neyin olduğunu anlarsınız. Tabii buna geçmeden önce bu tarz videolar için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Dediğim gibi yorumda kısımlarınız varsa belirtin. İzleyinler. Gelin bakalım neymiş bu işbirliği protokolü. Milli Eğitim Bakanlığı öğretmenlerin mesleki gelişimi öğrencilerin de ailelerin ihtiyaç duyacağı konularda program ve etkinliklerini düzenlenmesi gibi pek çok başlık içeren bir işbirliği protokolüyle öğretmenlik meslek bilgisi tezsiz yüksek lisans ya da pedagojik formasyon eğitimi sertifikası programının yürütülmesi ilişkin usul ve esasların gerçekleştirilmesi için YÖK her türlü desteği verecek. Uygulama sürecinde ortak çalışmalar için işbirliği yapılacak. Bakanlık ve YÖK arasında imzalama protokolü ile MEP, YÖK ve eğitim fakülteleri temsilcilerinden oluşan öğretmen yetiştirme çalışma grubunun koordinatörlüğünü öğretmenlik uygulamasının geliştirilmesi, öğretmen yetiştiren yüksek öğretim kurumları tarafından Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı eğitim kurumlarında öğretmenlik uygulaması ile okullarda rehberlik uygulamaları derslerinin yürütülmesi için uygulama öğretmenlik ve öğretim elemanı görevlendirilmesine, öğretmenlerin ve öğretim yöneticilerinin bireysel ve mesleki gelişime yönelik mesleki gelişim programları konusunda öğretmenlik ve mesleki bilgisi tezsiz yüksek lisans programı, pedagojik formasyon eğitim sertifikası programının içeriğini geliştirmesi için bir işbirliği yapılacak. Tabii birazdan buna değineceğim, birazdan bu konuya değineceğim. Ayrıca YÖK'ün koordinasyonunda yüksek öğretim kurumları ile işbirliği birlikte merkezi ve mahalli olarak öğrencilerin akademik, sosyal, kültürel ve duygusal yönlerden geliştirilmesine ve ailelerin ihtiyaç duyacağı diğer konularda yönelik program ve etkinliklerin düzenlenecek. Ada öğretmenlik eğitimi sürecinde öğretmenlerin mesleki gelişmelerine yönelik programlarda ve YÖK'ün koordinasyonu Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açılacak hizmet içi eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi üniversitede işbirliği yapılacak. Protokolle bakanlığa bağlı resmi eğitim kurumlarındaki öğrenciler yönelik olmak üzere üniversitelerdeki öğretim üyeleri tarafından akademik ve araştırma danışmanlığı ile yurt dışına yaşayan kültür coğrafyamızı dahil soydaş öğretmenlere yönelik lisans tamamlama ve lisansüstü düzeyde eğitim programlarının açılmasının teşvik için işbirliği yapılmasına karar bağlandı. Kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Şimdi arkadaşlar buradaki önemli olan şey şu. Bakın MEP diyor, formasyon diyor. Tezsiz yüksek lisans verilecek. Bakın tezsiz yüksek lisans ya da pedagojik formasyon etif sertifikası. Demek ki MEP pedagojik formasyonu tezsiz yüksek lisansa verecek. Tezsiz yüksek lisans yapmayan arkadaşlarımız pedagojik formasyon alamayacağını zaten burada anlıyoruz. Diyor ki öğretmenlik meslek bilgisi tezsiz yüksek lisans ya da pedagoji formasyon etif sertifikası. Zaten daha önce açıklanmıştı pedagoji formasyon tezsiz yüksek lisans alınacağı dair. Ama şimdi şu anda üniversitede okuyan gençler, 4. sınıflar ve 3. sınıflar biz tez yapmadan pedagoji formasyon istiyoruz dediler. Bu yüzden şu anda bir çalışma var. Bu yüzden hangi üniversiteye başvuru yapacaksanız arkadaşlar direkt o üniversitenin öğrenci işlerini arayın. Ve öğrenci işlerine şu lafı söyleyeyim. Siz pedagojik formasyon verecek misiniz? Eğer vermeyecekse başka üniversitede yönelin. Şu anda galiba birkaç üniversiteden bilgi gelmiş. İşte Diyarbakır Dicle Üniversitesi, Malatya İnönü Üniversitesi. Bunlar galiba formasyon açmaya hazırlanıyorlar. Galiba duyuruları yapılmış. Geri kalan üniversitelerde bu tarz duyuruları yapıyorsa onlardan alabilirsin. Ama şu ana kadar bir üniversite pedagojik formasyon duyurusu yapmamışsa bilin ki o üniversite formasyon açmayacak. Ve burada tezsiz yüksek lisansı yapılması daha önce mezun olmuş ve formasyon almayanlar büyük ihtimalle tezsiz yüksek lisans yapacaklar. Şu anda 3. ve 4. sınıfta olanlar ise büyük ihtimalle başka bir çözümde ya da eski sistemde pedagojik formasyon verecekler. Daha belli değil nasıl olacağı. Dediğim gibi formasyon nasıl verileceğini üniversitenin duyurular kısmına takip edeceksiniz. Diyarbakır Dicle Üniversitesi şu an duyurular kısmında var. Malatya İnönü Üniversitesi de pedagojik formasyon açıklaması yapmış. İsterseniz bu yerlere bakıp nasıl bir karar alacağına bağlayabilirsiniz. Ben tabii Diyarbakır Dicle Üniversitesi'ne baktım. Hazırlıkların sürdüğünü, nasıl yapılacağı konusunda hazırlıkların başladığını söyledi. Nasıl formasyon vereceği hakkında bilgi verilmemiş. Dediğim gibi üniversite şu anda hazırlık yapıyor ve en kısa sürede ilanlara çıkacaklar ve pedagojik formasyon artık yeniden gündeme geldi ve yeniden artık pedagojik formasyon verilmeye başlanacak. Sizce pedagojik formasyon nasıl verilmeli? Ya tezsiz yüksek lisans mı ya da eski usulde 3. ve 4. sınıfta olan öğrencilere verilmeli mi? Bu konu hakkında yorumlar kısmı bekliyorum. Bu konu hakkında online takipçisi size söz verdiğimiz gibi bu olayın peşindeyiz. Bilgiler geldikçe ben tabii paylaşmaya devam edeceğim. Çok önemli bir gelişme. Sözleşmeler de imzalandı. Artık buradan sonra geri dönüş yok. Kesinlikle artık pedagojik formasyon verilecek. Hayırlı uğurlu olsun.
Yorumlar kısımlarımız varsa belirtin. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.